Sivere Sera gittik. Sivere Sera'da ilk ay yetim gördük. Ondan sonra Temmuz'un birinde gemiye bindik İzmir Heykeligan'dan. Oradan gemiyle 23 gün 20 gece gittik denizde. Söğüt'e indik. Söğüt'ten trenle 24 saat cepheye gittik. Cephede çadır bulduk. Çadırlarda 40 gün kaldı. Ondan sonra bizi cepheye soktular. Cephede mevzilerde övümüzde termanlar var. Yani sikelli tel. Onlar da düşman övümüzden 100 metre, 200 metre yerine göre, aracının durumuna göre. Tabi Kuzettepe'de yaşadık. Taarruz gece akşam olduğu zaman kar şeyinden tut, elbisesinden Kuzettepe'de gidiyor. Her akşam 10 kişi. İrili Karavolu, İrili Karavolu'da sabaha kadar pusu duruyoruz. Ondan sonra sırayla her banka değişiyor. Orada bir sene orada kaldım. Ondan sonra Eylül'ün üçünde buraya İzmir'e ayak bastım. İzmir'den işte eve geldik, evde ana sahip olduk. Evledik, çıktık, bu kadar. Kaç sene kaldınız Kore'de? Bir sene. Bir sene kaldık. Düşmanla çatıştınız mı? Çatıştı düşmanla. Kimlerle? 750 kişi bizim bölükler zayiat verdi. Kiminle çatıştınız? Çin'le çalıştık. Kızıl Çin. Çinlilerle? He, Kızıl Çin'le. Kızıl Çin'le he. He. Güney Kore'de, Kuzey Kore'yle. Bizden şehit çok muydu? Şehit çok gördük. Böyle mayınlardan kaç tane adam parçalandı gitti. Mayın düşeli. Mayın köstekli var, basma var. Çeşitli türlü mayın var. Bilemezsin. Ayağı telbi geçer, hop gidesin gürültüye. Üstüne basasın gene gidesin gürültüye. Çinliler mi döşemiş onu? He? Çinliler mi döşemiş mayınları? Tabii onlar. Ne yediniz orada? Ne verdiler yemek? Yemek bakım orada çok güzeldi. Elbise, bakım. Bakım için hiç sorun yoktu. Yemek için. Yalnız ölme orada. Amerika'ya. Bakımı çok güzeldi. Yardımcı gitti bunlar Amerika'ya. İyi yine orada rahatımız. Tamam. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz. İsmail amca, orada en çok seni ne etkiledi? Ne yaşadınız orada siz en çok? Kore'de. En çok düşman baskısından etkilendik. Tabi gizli gecelikte gizli tozluyduk. Gündüz hiç kıplama yok. Gece oldu mu onlar kaynaşma çok yapıyor. Bizim karşımızda bir askerin karşısında 10 kişi onlar. Onlar karabalık, numusu karabalık. Çok işte o yüzden etkilendik. Saldırdılar mı size? Çok 750 kişi zayiat verdik. Bizim 15. bölükten. Orada mı kaldı şehitler? Orada kaldı. Şehitler nereye girecek? Orada kaldı. Çoklarında mayından parçalandı. Adamın şeyini bile bulamadılar. Mayan daha değil. Kedi bileyim mayanları. Mayana bastın mı bir gittin. Hiç şu kadar etik bile bulamazsın. Evet. O yüzden çadırlarda yattık. Çadırlarda 40 gün cephede kaldım. 40 günde geride şey geleyim. İstirahata geleyim. Dinlenmeye geleyim. Ondan sonra bir emir geliyor. Hadi bakalım buradan nereye? Hazret benim başka şehire. Başka tarafa. Oraya varayım. Tam yerleşeyim. Hadi bakalım bir emir daha geliyor. Buradan kalkacağım falan mevkiye. Böyle yani çok gezdiniz yani Kore'de. Çok gezdik, çok.
Böyle sabahla bizi arabaya bir benzediler cemsilere. Dizide başka yere şey olacak, göç olacak. Hı. Bindik cemsilere, çantalara, tabi asker sırtında ne varsa hepsi o. Dön dolaş. Bir bizim haberimle bizi arabanın içinde asker ne bilecek? Yine aynı mevkiye getirdiler ki. Askerliğin işi böyle, aksine. Tam bir sene kaldınız değil mi? Tam bir sene. Sonra dönüş gene şeyle mi, gemiyle mi geldiniz gene? Aynı gemiyle. Nereye, İzmir'e? İzmir heykelin yanında indik. Atatürk heykelin yanında. Orada indik, orada bindik. Seferihisar'dan sabahın geldik, sabahın erken. Saat 8'de Didil'e gemiye bineceğiz akşam. Akşam oldu, 8 olmadı. Saat tam gün inerken gemiye bindirdiler. Biz gemi mi koyduk, gemiye mi indik? Gemi bir dalgalandı şöyle. Gemi bir bağırık yaptı, korna yaptı. Halk var orada, halk kalabalık. Sizi karşıladılar yani. Evet. Tabii onlar eli sallıyla heykelin yandan orada bağırışı ya halk. Oradan gece Suez kanalına kadar giderken iyi sürtüyorsun. Topçu gemisi arkamızdan destekledi. Suez kanalından ötesine tabi çok iyi şeyden. Bizim Suez kanalına kadar onun ötesine karışmıyor. O Allah'a kalmış bir şey varsa gari. Siz ikinci grup olarak mı gittiniz? Üçüncü grup olarak gittiniz. Üçüncü grupta bir sene orada kaldık. Orada çok yağmur çok yağıyor. Kış çok oluyor. Kuru soğuk yağmur. Böyle kar pek yağmıyor. İlle kuru soğuğuna yağmur çok yağıyor. Burada bir vardık. Temmuz'un biz burada 30'unda gittik. Ne bilelim bize her tarafı öyle sanıyor. Bir vardık bahar. Bu ne ya? Buralar tıkır tıkır kuru. Oraya bir indik, bahar ortalık, yeşillik, böyle otlar, çalılar, dağlar yiyeceğim yeşil. Kaç yılında gittiniz oraya siz? 52. 1952'de? 52'de gittim. Yaz mıydı, kış mıydı gittiniz de? Yaz. Orası kıştı ama. Orası soğuktu. Soğuk değildi. Soğuk değildi. Bahar havasıydı. Bahar havası. Bir indik gemiden. Allah'ım ya, ortalık yeşillik, o çalılar böyle açılmış, ormanlar. Oradan trene bindiler bizi. Tren dediler, tren gece gidecek. Gece hiç sigara içmek, treni ışık bile yakmak yok, tren. Ha bakalım, ya bakalım. Sabah 8'de cepheye yakın vardık böyle. Cephengellerinde hazır şeyler var. Hastanelere baktık. Adam kimi balık okmuş, kimi bacağı okmuş, kimi şaşırsa, kimi şöyle, kimi böyle. Oradan daireliğe 40 metre yürürlüğe gittik. Cepheye yakınladık. Oraya işken koyduk, çadır koyduk oraya. Orada 20-30 gün kadar bir şey kaldık. Ondan sonra dediler, birlikte yaşayacakmış. Bizi oradan sonra cepheye götürdü. Cephede böyle hendekler var, çukur var, uzun. Bir baştan bir başa. Cephede orada birer kişilik mevzi var. Aracın durumuna göre 50 metrede bir mevzi, 20 metrede bir mevzi. Aracın böyle şekline göre mevzi var. Umur görecek vaziyette. Buradan kabalit bir an yanında göreceğin. Yani öyle oldukça mevziler. Akşamları oldu mu mevziye. Uyku 24 saatte 2 saat. Uyku yok. 24 saat sonra yatacağı, o da gün üzeri gidiyor. Bankerler var böyle.
Banka değil yani bu evimize kadar üstlerinde kalas var. Kum torbalarına duvar örüyorlar. Böyle bildiğin kum torbaları var. Duvar örüyorlar onlar da onun üstüne kalın kalas atıyla böyle bel gibi. Üstlerinde kum torbayı giyiyorlar. Yani ufak tefek silahlar koruyor. Yani büyük tiyaret şeyini top tuttum da topa ne olacak o? Ufak silahtan vurulmak için yani. Orada işte orada kalacağım, istirahatı orada yapacağım. Yemek için hazır yemek. Cephede hazır yemek. Geriye çekildiği zaman mutfak var. Böyle siyer mutfaklar var. Orada bakım iyi, bakım çok güzel. Elbisenin çeşidi, ayakkabının çeşidi, o çikolataların yemesi, vallahi yemezlik çikolata şerefsiz. Sigara, günlük bir paket sigara. En iyi sigara da. Böyle günle geçirdi. İsmail amcamız 91 yaşında, 3. grup Kore galisi kendisi. Röportajımız daha sonra devam edecek.